Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Huawei'nin oldukça sevilen ve aranan dizüstü bilgisayarlarından yeni MateBook X Pro'yu tüm detaylarıyla inceliyorum. Özellikle son dönemde arka arka yeni dizüstü bilgisayarlarını kullanıcılarla buluşturan Huawei'yi e, MateBook 13, MateBook D14 ve MateBook e, D15 modelleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Bunun e, ana sebebi elbette bu laptopların hem rakiplerine göre uygun fiyatlı olması hem de üst seviye özellikler sunmasıyla segmentleri içinde farklılık yaratması oluyor. Bu üç modeli de daha önce incelemiştik hatırlarsınız. O videolarımızı da izleyebilirsiniz yine sitemiz üzerinden YouTube kanalımızda. Şimdi bugün bunlardan bu defa ise yeni MacBook X Pro elimde hem kompakt tasarım hem üst seviye performans ve çevre özellikleriyle beraber ilk intibada gerçekten de bir hayli etkileyici duran MacBook X Pro'yu bu videomuzda etraflıca tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Tasarımıyla ile oldukça etkileyici duran Mate X Pro uzay grası rengi elimde yer alırken metal gövdesi ile oldukça sağlam yapıda duruyor. Gayet ince ve fazlasıyla hafif olan laptop sadece 14.6 mm kalınlığında ve 1.33 kg ağırlığında böylece sırt çantanızda kendine kolayca yer bulacak. Eli de rahatlıkla taşınabilecek bir model oluyor. Sadece dediğim gibi 1 kilogram civarında bir ağırlığı var. Kompakt yapısına ilişkin ekranı ise oldukça geniş bir görüntü sağlıyor MateBook X Pro. Kullanılan çerçevesiz ekran tasarım ile geniş görüntü sağlanıyor ve bu ekran ile tam 3K çözünürlüğü desteklenebiliyor. Ekranın çözünürlüğü 3200 e 2000 piksel Olurken ekran boyutunun da 13.9 inç boyutunda olduğunu söyleyelim. Şimdi bu ekranın benim gözümde e, 3 cihazı bir yönü var. Bunlardan birincisi dediğim gibi çerçevesiz e, tasarım ile sınırsız bir deneyim sunması. Öyle ki ekranın gövde oranı %91 seviyesinde. İkincisi e, 3K çözünürlük e, değeri, e, %100 sRGB renk gamutunu desteklemesi, 1500'e bir kontrast oranı ve 450 nit parlaklık değeri ile Harika görüntü üretmesi. Üçüncüsü ise bu ekranın dokunmatik olması. Evet Mate X Pro'nun ekranı tamamen dokunmatik yapıda. Ve böylece bu laptop kompakt yapısıyla beraber mobil kullanımları gözettiği gibi öte yandan esnek kullanım alanını da genişletiyor. Kullanımı bir hayli zenginleştiriyor. MateBook X Pro teknik yönü ve çevre özellikleriyle de fazlasıyla güçlü ve zengin bir model. E, laptopta Intel'in 10. nesil yeni işlemci ailesinden e, Core i7-10510U işlemci CPU bulunuyor. 4.9 GHz frekansa kadar ulaşabilen bu işlemci böylece güçlü bir kullanım sağlıyor bizlere. Yer alan bu işlemcinin, e, işlemcinin yanı sıra MateBook X Pro'da da e, 16 GB kapasitesinde RAM mevcutken 1 TB kapasitesinde NVMe SSD ile geniş depolama alanı sağlanıyor ve grafik tarafında ise 2 GB kapasiteli Nvidia GeForce e, MX250 GPU karşımıza çıkıyor. Tüm bu teknik kadro ışığında X Pro çoklu işlemlerde verimlilik, görüntü işlemi, işlemede yüksek sürat ve oyun deneyiminde akıcılık sağlıyor. Buraya kadar zaten hala hazırda oldukça güçlü bir dizüstü bilgisayar oldu. aşikar. Daha fazlası da var. Ancak geçmeden önce Mate X Pro'yu şimdi diğer dizüstü bilgisayardan ayıran önemli ve farklı bir yeteneği yeteneğinden daha bahsedelim. MateBook X Pro'da daha önce incelediğimiz diğer Huawei laptoplarda da e, bulunan önemli bir özellik var. Fakat bu özellik diğer dizüstü bilgisayarlarda yok. E, o anlamda e, Huawei'nin dizüstü bilgisayarları e, rakiplerinden e, bu noktada ayrılıyor. Huawei'nin dizüstü bilgisayar ile akıllı telefonu bir araya getiren önemli bir özelliği var. E, adı ise çoklu ekran işbirliği olarak da bilinen Multi Screen Collaboration. E, bu özellik sayesinde e, Huawei akıllı telefonunuz ile MacBook X Pro'yu tamamen kablosuz olarak birbirine bağlayabiliyorsunuz. Telefonu bilgisayar üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi adım adım bundan bahsedelim. Bu özelliği çalıştırmak oldukça basit. Önce laptopta yer alan PC Manager uygulamasını açıyoruz. PC Manager otomatik olarak çevredeki Huawei cihazlarını taramaya başlıyor ve telefona gelen bildirimden izin veriyoruz. Böylece laptop ve telefon arasındaki bağlantı sağlanmış oluyor. Bu bağlantıyı farklı bir yolda da yapabilirsiniz. Telefonunuzdaki Huawei Share özelliğini açtığınızda NFC bağlantısı üzerinden telefonu laptopa dokundurduğunuz anda hızlıca yine PC Manager yoluyla izin verip tekrar bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bu yöntem de oldukça pratik bir diğer alternatif yöntem oluyor. Evet telefonun ekranı artık laptopun bir kenarında karşımızda. Böylece bilgisayar başında çalışırken aynı zaman telefonunuza da kolayca erişebiliyorsunuz. Telefonunuzdaki tüm fonksiyonları ekran başından yönetebiliyorsunuz. Peki bu sayede neler yapabilirsiniz? En basitinden telefonda bulunan mobil uygulamaları MacBook X Pro'da çalıştırabilirsiniz. Sadece uygulamaları değil aynı zamanda oyunları da yine MateBook X Pro ekranında oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza mesaj yaşayabilirsiniz. Telefonunuza gelen aramaları Yine buradan cevaplayabilirsiniz. Telefonunuzun galerisine girip fotoğraf ve videolar arasında dolaşabilir, görüntüleyebilirsiniz. Hatta sadece görüntülemekle sınırlı değilsiniz. Telefonunuzdan Matebook X Pro'ya veya laptop'tan telefona dosyaları sürükleyip bırakarak çok kolay bir şekilde taşıyabilirsiniz. Ya da yazışmalarınızdan veya dokümanlarınızdan seçeceğiniz alanı aynı yöntemle kopyalayıp taşıyıp alabilirsiniz. Yani demek istediğimiz bu özellikli seçenekleriniz oldukça geniş ve muhtelif. Evet bahsettiğim multi-skin collaboration ile standart dizüstü bir bilgisayar kullanımı kalıplarını kırabiliyor ve bu sayede akıllı telefonla daha kolay iletişim kurabilme özgürlüğü elimizin altına geliyor. Gerçekten de oldukça etkileyici bir özellik ve e, bu özellik Bahsettiğim gibi daha önce incelediğim MacBook 13 2020, MacBook D14 ve MacBook D15 modellerinde de var. Eğer bu özelliği farklı laptoplarda arayıp da işte bunun dışında X Pro dışında hangi modellerde var diye merak ediyorsunuz o modellerde de var. Onları da tercih edebilirsiniz keza. MacBook X Pro'da başka numaralar da var. Bu laptop ayrıca uzun bir pil ömrü sağlıyor, kompakt yapısı ve mobil formun sebebiyle dolaşımda rahat kullanabileceğiniz cihaz, uzun pil ömrü de ile de e, bu esnek kullanımı destekliyor. MacBook X Pro ile 13 saat kesintisiz video, 11 saat kesintisiz internet ve 15 saat günlük kullanım olan olanağınız var. Bu laptopun artı hanesini önemli özelliklerin oluyor. Şarj edildiğiniz zamanda da boyu neredeyse bir akıllı telefon e, şarj adaptörü kadar olan şarj cihazı ile USB-C üzerinden e, şarj, e, süper şarj gücünde e, hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz laptop'ı. E, sahip olduğu ve anlattığım onca özelliğin yanında e, MateBook X Pro'da çevre detaylar da fazlasıyla ilgi çekici. E, mesela laptop'ın güç tuşu baktığımızda burada Köşede yer alan güç bir parmak iz sensörü aynı zamanda böylece parmak izinizi kullanarak güvenli bir şekilde hızlı oturum açabiliyorsunuz e, laptopınıza sizden başka kimsenin erişim olana olmadığını, olmadığından emin olabiliyorsunuz. Laptopta bir diğer önemli detay da klavyede gizli. MacBook X Pro'da e, MacBook X Pro'da web kamerası klavyede bir tuşun altına gizli olarak konumlandırılmış böylece kullanmadığınız zamanlarda bu tuşu kapatarak web kamerasını gizleyebiliyorsunuz ve yine bu sayede güvenliğinizi sağlayabiliyorsunuz. Bir diğer önemli detay da MateBook X Pro'da e, yer alan hoparlörler ses desteği. E, MateBook X Pro'da öyle bir hoparlör desteği var ki gerçekten takdir şayan laptopun dört tarafında da hoparlör var ve böylece 360 derece ses sağlanabiliyor. Yüksek ses seviyesi olsun, basların kendini hissettirmesi olsun yerleştiren hoparlörleri değerlendirdiğimizde bir mobil platform için gayet güçlü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve son olarak bahsedeceğim diğer bir detay ise bir e, kompakt e, laptopta e, beklenen bağlantı desteği MacBook X Pro'da karşımıza çıkıyor. Laptopun sağ ve sol tarafında sağda e, iki adet USB-C portu diğer tarafta ise bir adet tam boyutlu. USB portu yer alıyor fakat Laptop'un kutusunda ayrıca bir adaptör var. Bu adaptörle beraber e, bağlantınız genişleyebiliyor ve buradan e, yine bir tam boyutlu USB'nin yanı sıra USB-C portu, öte yandan bir tam boyutlu HDMI ve VGA portu e, çıkışları burada karşımıza çıkıyor. Diğer pek çok rakip modelde açıkçası böyle bir e, adaptör göremiyoruz ne yazık ki. E, fakat buna karşın e, MateBook X Pro'da bu adaptörün kullanılmış olması, yer verilmiş olması kutuya e, oldukça sevindirici. Evet sonuç olarak değerlendirdiğimizde MateBook X Pro'nun sahip olduğu tüm özellikleriyle yıllar boyu gayet keyifle, sorunsuz şekilde kullanabilecek bir dizüstü bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Hem kozmetik açıdan hem kullanım ve hem de performans açısından değerlendirdiğimde gayet avantajlı buldum doğrusu. Bu anlamda e, tabii bir de multi screen collaboration özelliği var telefonunuzla beraber çok rahat bir şekilde bağlantı sağlayabildiğiniz kullanım olanağını genişletiyor böylece. Bu anlamda eğer iyi bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız bence MateBook X Pro'ya bir göz atmanızda gerçekten de fayda var. Diyelim ve burada incelememizi noktalayalım. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.